İstanbul Zeytinburnu'nda ve çevresinde korku saçan Döner Kardeşler isimli suç örgütüne yönelik biri tutuklu 28 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Örgütün lideri Emirhan Döner, bu örgütün lideri Sedat Peker'dir. Eylemlerin azmettiricisi Sedat Peker'dir. "Söyleyeceğim şeylerden sonra Sedat Peker ve birçok kişi yargılanacaktır." dedi. Tutuklu sanık Emirhan Döner hakkında 7 ayrı suçtan 44 yıl 3 ay hapis cezası verilirken kardeşi Turhan Döner hakkında da 7 ayrı suçtan 34 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Duruşmada karar öncesinde son savunması sorulan Emirhan Döner: Ben uzun yıllardır şizofreni tedavisi görüyorum. Bir an başka bir oluyorum, başka bir an başka bir kişi oluyorum. İçimde farklı farklı kişilikler var. Ben örgüt kurmadım, yönetmedim, üyesi olmadım. Akıl sağlığım yerinde değildir. Hastaneye sevk edilmek istiyorum. Adli Tıp Kurumu'na sevkimin yapılıp rapor alınmasını istiyorum dedi. Zeytinburnu ve çevresinde birçok yağma ve haraç olayına karışan şebeke, alacağını isteyen bir vatandaşı da kaçırıp dansöz elbisesi giydirdikten sonra, görüntülerini internetten paylaşmasıyla gündeme gelmişti. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Emirhan Döner Kırıkkale F tipi kapalı cezaevinden Segbis'le katıldı. Emirhan Döner'in avukatı duruşmaya katılmazken, diğer taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada karar öncesinde, Son savunması sorulan Emirhan Döner, "Ben uzun yıllardır şizofreni tedavisi görüyorum. Bir an başka bir oluyorum, başka bir an başka bir kişi oluyorum. İçimde farklı farklı kişilikler var. Sedat Peker'le ilgili beyanlarım tamamen hastalığımdan dolayıdır. Bir televizyonda Sedat Peker vardı. Mahkum arkadaşlar mahkemede böyle söylersen sana faydası olur dediler. Onların yönlendirmesiyle böyle beyan verdim. Ben ilk duruşmadaki beyanlarımı tekrar ediyorum. Ben örgüt kurmadım." yönetmedim üyesi olmadım akıl sağlığım yerinde değildir hastaneye sevk edilmek istiyorum adli tıp kurumuna sevkimin yapılıp rapor alınmasını istiyorum dedi kararını açıklayan mahkeme heyeti Emirhan Dönere örgüt kurma ve yönetme tefecilik nitelikli yaralama tehdit nitelikli yaralamaya azmettirme hürriyeti tahdit 636 sayılı kanuna muhalefet suçlarından toplam 44 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı Döner Kardeşler davasında inanılmaz ifadeler. Evinde cinayet toplantıları yapıldı. Turhan Döner hakkında yaralama, tehdit, yaralamaya azmettirme, hürriyeti tahdit, tefecilik, örgüt yöneticiliği, 636 sayılı kanuna muhalefet, suçlarından toplam 34 yıl 10 hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Yunus Tatlı hakkında tehdit, yaralama, örgüt üyeliği, 637-36 sayılı kanuna muhalefet suçlarından toplam 13 yıl hapis cezası aldı. Sanık Hasan Hüseyin Özaslan yaralama, hürriyeti tahdit, örgüt üyeliği, 637-36 sayılı kanuna muhalefet suçlarından toplam 14 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Şenay Şen Türkiye ise tehdit suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün. 636 sayılı kanuna muhalefet suçundan 1 yıl 3 ay aldığı hapis cezası hükmün açıklanmasını geri bırakıldı. Şenay Şentürk, örgüt üyeliğinden 2 yıl bir ay hapis cezası verildi. Mahkeme 6 sanığa örgüt üyeliği suçundan, 3 sanığa da örgüte yardım etmek suçundan değişen oranlarda hapis cezası verirken, 7 sanığa ise örgüte yardım suçunda beraat verdi. Mahkeme bazı sanıklara yaralama, tehdit, hürriyeti tahdit, suçluyu kayırma, 636 sayılı kanuna muhalefet, suçlarında değişen oranlarda ceza verirken, bazı sanıkların ise suç üstlenme, suçluyu kayırma, genel güvenliği tehlikeye sokma, kasten yaralama suçlarından beraatlerine karar verdi. Bazı müştekilerin şikayetlerinden vazgeçmesi nedeniyle aralarında Emirhan ve Turhan Döner kardeşlerin olduğu bir kısım sanıklar hakkında cinsel saldırı Özel hayatın gizliliğini ihlal ve tehdit suçlarından haklarında açılan davanın düşmesine karar verildi. Mahkeme 5 sanığı tüm suçlardan beraat ettirirken Emirhan Döner'in tutukluluk halinin devamına, Turhan Döner ve Yunus Tatlı'nın ise adli kontrol tedbirlerinin devam etmesine hükmetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Emirhan Döner ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 28 sanığın bulunduğu ve 9 kişinin de şikayetçi olduğu belirtildi. İddianamede, örgütün ağırlıklı olarak İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi ve civarında faaliyet gösterdiği ifade edildi. Soy isimleri döner olan ve bu kişilerle birlikte hareket eden birçok şüphelinin kasten yaralama, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi birçok suça karıştıkları anlatıldı. İddianamede Emirhan Döner ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 20 setik sanık hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silahla kasten yaralamaya azmettirme, Ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma, şantaj, hakaret, tehdit, tefecilik, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç üstlenme ve örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme gibi farklı suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar değişen oranlara kadar hapis cezalarıyla cezalandırılmaları isteniyor. İşçi olarak çalışan Bekir İ. 26, 2 yıl önce öldürülen baba Faruk Döner'den 10.000 TL aldı. Bekir İ, aldığı parayı 13.500 TL ödeyeceğini söyledi. Bekir İ, 6 taksit halinde toplam 9.000 TL ödedi. Bu süreçte işten çıkarılınca kalan 4.500 TL'yi ödeyemedi. İ, ödeme güçlüğü çekince örgüt tarafından sıkıştırılmaya başlandı. Emirhan Döner, Bekir İyaniye, Gürcistan'dan Türkiye'ye uyuşturucu kuryeliği yapmayı teklif etti. İ, bu teklifi kabul etmedi. Davaya konu olay ise 3 Temmuz 2017 akşamı yaşandı. Döner İ'yi konuşmak için çağırdı. İ, görüşme yerine gittiğinde karşısında 4 kişi buldu. İlk anda Turhan Döner İ diye yumruk attı. Yere düşen Bekir İ'nin elleri Şahin Akyüz ve İbrahim Yüzgüldü tarafından bağlandı. Bekir İ, elleri bağlı halde bir otomobilin bagajına konuldu. İ, bir saatlik yolculuktan sonra Sultan Gazi kent ormanına götürüldü. Bagajdan çıkarılan İ, burada Emirhan Döner tarafından dövüldü yerde elleri bağlı halde olan İ'nin dövülme anları Akyüz tarafından kaydedildi. Video kaydına İ'nin ölüyorum dediği yansıdı. Tekirdağ Muratlı'da yaşayan Sercan Bey'in örgütün cezaevindeki lideri Burak Döner'in adını kullanarak para topladığı söylentileri yayıldı. Gelen bilgiler üzerine Emirhan Döner ve Turhan Döner kendileriyle birlikte hareket eden Yunus T'ye gidin bu Sercan'ı karı yapın talimatı verdi. Bu talimat üzerine Yunus T. Yanına 8-10 kişi alarak iki kez Muratlı'ya gitti. Ekip Sercan Bey'in evi ve iş yerine gitse de kendisini bulamadı. Öldürüleceği korkusuyla kaçan Sercan Bey, yapılan aramalara da yanıt vermedi. Örgüt üyeleri bu kez Sercan Bey'in evinin önü ve otomobilinin üstüne birer etek bıraktı ve o anları kayda aldı. Bu olay sonrası Sercan Bey, dönerlere yönelik küfürlü bir mesaj paylaştı. Bu kez Emirhan Döner, Yunus T'ye Sercan'ı vurun, onu bulamazsanız babasını vurun talimatı verdi. Yunus T ve beraberindekiler bir kez daha Muratlı'ya gitti. Ancak yine Sercan Bey, bulunamadı. Yunus T., Sercan Bey'i bulamayınca babasının iş yerine gitti ve baba Halil Bey'i darp etti. Osmanlı Ocakları Zeytinburnu İlçe Başkanı Bahri Ö., 28 Ocak 2018 günü Zeytinburnu'nda kurşunlandı. Bahri Ö., Sanık Ahmet Burak Güreler tarafından vuruldu. Olaydan hemen sonra Emirhan Döner, Güreleri, ''Aslan kardeşim İstanbul'u inlettin, Bahri'yi vurdun, en güzelini yaptın.'' sözleriyle övdü. Olaydan üç gün sonra Güreler teslim oldu. Bir süre tutuklu kalan gürelerin ailesinin geçimini döner kardeşler sağladı. Güreler tahliye olduktan sonra Emirhan Döner bu kez "Sen Bahri'yi önce bacaktan vurdun. Şimdi de kafasına at." diyerek bu kez öldürme talimatı verdi. Döner bu teklifin devamında "Ailen mağdur edilmez bakarız." dedi.